السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz الجلوس في المنزل في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة، والنظر في وجه العالم عبادة، ونفسه تسبيح. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir namazdan sonraki mescitte oturup diğer namaz vaktine beklemek ibadettir. Yani orada hiçbir şey yapmasa bile otursan, sen ibadet yazılıyor. Alimin yüzüne bakmak da ibadettir. Alim şey yaparken ona bakmak da ibadettir. Onun nefesi ise tesbihtir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن للمسلم من المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له حين يخرج من بيته كما يتبشش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah mescitleri namaz ve zikir için vatan edinen Müslüman erkeğe daha evinden çıktığı andan itibaren gürbetteki adamın eli efradının yanına geldiği zaman beklediği gibi sevinip karşılar. Yani Allah Azze ve Celle mümin kulu mescide çıkacaksa onu sevinçle karşılar Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle onu nasıl insan bir başka yerden uzaktan gelmiş olup da o ahalisi nasıl sevinirse Allah Azze ve Celle de öyle sevinir. Her gün beş defa Allah Azze ve Celle'nin kısıtlı değil. Allah'ın sevindiği vakit bize de büyük bir hayır olur. Allah'ın sevincine sevinmiş olmasına Allah'a bize razı olmuş olmuşsunlar. Bizim istediğimiz budur. Kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim mescitte diğer bir namaz vaktini bekliyorsa abdest bozmadığı sürece namazdaymış gibidir. Yani o oturduğu namaz günü sayılır, abdestli olduğu halde. Abdesti olmadığı vakit abdestini de yapması lazım. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المرء في الصلاة ما انتظرها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişi mescitte diğer namaz vaktini beklediği müddetçe namazdaymış gibidir. O namaz sevabı almış, kazanmış oluyor. Erkenden de gelse, biraz daha önce gelse, daha sonra kalsa da yani aynı şekilde o namaz sevabını kazanmış oluyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال أقدام المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, zorluk zamanlarında abdest almak, yani soğukta yani şeyde su olmadığı vakit suya gidip de abdest almak, mescitlerde mescide gidip gitmek için yürümek ve namazı kıldıktan sonra mescitte diğer namazı beklemek günahları tamamen yıkayıp temizler diyor. İnsan günah kalmaz yani Allah'ın izniyle. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتصار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Yüce Allah, Yüce Allah'ın sayesinde hataları silip derecelerini işletecek olan bir şeyden size haber vereyim mi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söylediklerini, yani hem günahlar affolur hem dereceler yükselir.
Birincisi, her türlü zorluklara rağmen abdest almak. Yani soğukta ya su bulunmadığı vakitte suyun peşine gitmek, abdestini güzel almak. Mescitlerde namaz için giderken adımları çoğaltmak. Yani adım ne kadar çoksa o kadar daha iyi olur. Daha fazla sevap kazanmış olur. Ve bir namazdan sonra diğer namaz vaktine gözetmektir. Bunların hepsi sizin için Allah yolunda nöbet tutmak gibidir. Nöbet tutmak gibidir, nöbet tutmak gibidir. Hani Müslüman memleketinde sınırda ribat dedi, odur o. En büyük sevap ondadır. O bunu yapan insan o sevaba nail olmuş, ribat yapmış gibi oluyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. Peygamber صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki Allah bir kavme azap vermeyi murat ettiği zaman mescid ahalisini görüp onlara azap etmekten vazgeçer. Yani bu Allah'ın herkes için çok azmış ama Allah Azze ve Celle mescitteki insanlara bakıp o azabı vazgeçiyor, azap vermekten insanlara. Allah muhafaza etsin. Bazı cahiller cami ne gerek var cami yapmaya diyor, ne şey yapmaya. Halbuki cami senin azaba nail olmana mani oluyor. Allah bu rahmet olarak yapmış cami, cemaati, başkalarının azabı gelmesin diye, onların azabı gelmesin diye cami ahalisine teşekkür etmeye lazım. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارات الخطايا إصباغ الوضوء على المكاره وأعمال أقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, günahların kefareti, günah yapınca onun da kefareti var, onun da kefaretleri zorluklara rağmen en güzel bir şekilde abdest almak. Yani dediğimiz gibi geceleyin, gündüz, soğuk, sıcak, her tarafta o abdestini güzel almak birinci şeydir, o günahları kefaretten. Yürüyerek mescide gitmek. Mescide gidip yürüyerek geceleyin gündüz ne zaman olursa yürüyerek gitmek o da aynı şekilde. Ve bir namazdan sonra diğer namaz vaktini gözetmektir. Tek namaz ne zaman oluyor da gene namaza gidelim diye beklemek. Bunlar hepsi günahları siler, kefaretini de yapmış olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ أَلِفَ الْمَسْجِدِ أَلِفَهُ اللّٰهُ تَعَالَى. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim mescitte namaz kılmak ve itikafa çekilmek veya zikir etmek veya ilim öğrenmek veya öğretmek için oturmaya alışırsa Allah onu gözetir, gözetimini ve korumasını altını gözetir. Allah onu gözeti ve koruma altına alır. Yani nasıl insanlar, bir insan bu mescide alışırsa, mescitlere alışırsa iyilik yapar, Allah da ona iyilik yapmaya alışmış olur. Elifullah Teala diyor. Yani Allah Azze ve Celle, o da nasıl o alışmışsa Allah Azze ve Celle de onu aynı şekilde muhafaza eder. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن. الله عز وجل buyuruyor ki mescid her müminin evidir. Her mümin kişinin evidir. Mescidler, camiler Allah'ın evi. O da mümin olan insanı da onun da evidir. Bazı insanlar sen bu mescide nasıl gidersin, bunu edersin, bu mescit bu cemaatindir, bu şeyindir. Mescitte nerede olursa olsun, kimin olursa olsun, o Allah rızası için giren insan,
O onun evidir, Allah'ın evidir. Ona buna bakması caiz olmaz. Mescid ayırtmak olmaz. Onun için bu Allah'ın bir ikramıdır mümin olan insana. İmanı noksan olan insan onun mescid ya şey ayırır, bu benimdir, bu benim değildir. Halbuki bütün mescitler, camiler Allah'ın azze ve celle, o da mümin olan kişiye de aynı şekildedir. Onun evidir. Allah razı olsun. Hepinizden razı olsun. Allah bu mescitler daim etsin. Çoğalsın inşallah. Sadaka Resulullah fi makal evka makal. Ziyadet ila şeref nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram ve ila ruh cemil enbiya ve mürselin kudama şerayin ve ila ruh emmet arba ve ila ruh meşayihna fi tarikat nakşibendiyat aliyye khasatan imam tarikat ve gavs khalika khaja bahauddin muhammed ve yisir bukhari Seyyidina Abdülhalif el-Vecduvani Mevlana Şeyh Şerafuddin Dağsani Mevlana Şeyh Abdullah Fez Dağsani Mevlana Şeyh Muhammed Nazim Ali Hakkani وسائر سادات والصديقين ومن حضرت مجوار حسين فاز حسين حسين فاز برفقاء حجم صفات الرب جملة من ذلك الشهر الحاشين الشهيد الشهداء الله رحمه الله تعالى الفاتحة